Sevgili Kaya Lc kanal takipçileri, herkese merhabalar. Bu videomuzda eski bir kulaklıktan manyetik switch yapacağız. Manyetik switch nedir? Öncelikle ondan bahsedelim. Manyetik switch, manyetik bir etkiyle açılıp kapanan devre anahtarlarına denir arkadaşlar. Ve en çok güvenlik sistemlerinde falan kullanılır. Mesela bir camın açıldığını algılatmak için karşılıklı bir mıknatıs ve onun karşısında da manyetik switch bulunur. Cam açıldığında manyetik switch mıknatısın hizasından ayrıldığında alarm çalmaya başlar ya da bir kapı için bunu düşünebilirsiniz. Veyahut manyetik switch'leri mesela bir kapının kapandığında kilitlenmesini istiyorsunuz. Kapının kapandığını algılatmak için devreye manyetik switch'ler kullanılır. Mesela kapının pervazında bir tane mıknatıs bulunur ve Kapı içerisindeki devre kapı kapanıkla mıknatısın karşısına geldiğinde manyetik switch mıknatısı görür. Elektronik devreye der ki ben mıknatısı gördüm yani kapı kapandı. Sen artık kilidi kilitleyebilirsin diye komut gönderir ve kapının kilidi kilitlenir. Kapı artık açılmaz olur. Siz dışarıdan harici bir kontrol ünitesiyle bu kapının kilidini açıp daha sonrasında kapıyı açabilirsiniz. Aynı zamanda manyetik switch burada şu işe de yarar. Belli bir süre mıknatısı görmediğinde kapının açık olduğunun uyarısını sisteme verdirebilirsiniz. Yani aslında çok işe yarayan, çok kullanışlı bir malzemedir. Bunun hazırları piyasada var ama bu güvenlik amaçlı satılanları özellikle çok pahalı malzemeler. Onun için ben size kendi manyetik sivicinizi eski bir kulaklıktan bedavaya nasıl yaparsınız onu göstereceğim. Yalnız manyetik switch'in yapımına geçmeden önce bir devrenin nasıl çalıştığını ve bir devrede anahtar nasıl görev yapıyor hiç bilmeyen arkadaşlarım için bunun basit bir tarifini yapacağım. Fakat bütün bu olayların tanımına, tanıtımına, yapımına geçmeden önce küçük bir sponsorluk reklamımız var. Önce onu izleyelim. Daha sonrasında da hemen Devremizin kurulumuna bir devrede anahtar nasıl çalışır, devreyi nasıl açıp kapatır ya da bir devreye anahtar nasıl bağlanır onu gösterelim. Daha sonrasında da basit yollu bir manyetik switch bedavaya nasıl yapılır onu gösterelim. GLC PCB firması gördüğünüz gibi arkadaşlar çok profesyonel baskı devreler yapabilen bir baskı devre firması. Bu adamlar 5 tane 10 santime 10 santim kadar PCB'yi 2 dolara basıyorlar sevgili arkadaşlar. Eğer siz de tasarladığınız, çizdiğiniz baskı devreleri profesyonel olarak bastırmak istiyorsanız GLC PCB firmasıyla çalışabilirsiniz arkadaşlar. GLC PCB'nin linki aşağıda açıklamalar kısmında olacak. Linke tıklayıp o link üzerinden siteye çizdiğiniz baskı devrelerin gerber dosyasını yükledikten sonra siparişinizi dört dörtlük bir şekilde GLC PCB firmasına verebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi direnci üzerinde hazırlanmış bir led var ve 9 voltluk pilimiz var. Neden direnci hazırlanmış bir led? Çünkü ledler e, özellikle bu kullandığımız led yeşil led ve 3.2 voltla çalışıyor. Beyaz ledler 3.4 volt, mavi ledler 3.4 volt, kırmızı led 2.2 volt, sarı led 2.1 volt, 2.2 volt civarında çalışırlar. Siz 9 voltu direkle de uygularsanız led patlar. Onun için biz de 1K'lık bir dirençle yanmaya hazır bir led hazırladık. Ve bunu bakın pilin artısı burası. Direnç de ledin artı bacağında bağlı. Artı artıya eksi eksiye getirdiğimde gördüğünüz gibi yeşil ledim gayet güzel bir şekilde yandı. Bakın çekiyorum söndü. Veriyorum yandı. Çekiyorum söndü. Veriyorum yandı. Şimdi bu lede bir pile bağlayabilmek için bir pil başlığı bağlayacağım. 9 voltlu bir pil başlığı bağlayacağım. Artısını yani direncin olduğu bacağını bizim 9 voltluk pil başlığımızın artı ucuna kırmızısını, eksisini de yine 9 voltlu pil başlığımızın siyah ucuna eksisine lehimleyeceğim. Evet gördüğünüz gibi 9 voltlu pil başlığıyla ledimiz direkt bağlanmış durumda. Hemen pilimize bağladığımızda gördüğünüz gibi yeşil ledimiz gayet güzel bir şekilde yandı. Şimdi bazı arkadaşlar bilmedikleri için bir anahtarı getirip hemen güç kaynağının şu iki bacağı arasına bağlıyorlar. Böyle bağlanılacak zannediyorlar. Halbuki siz o şekilde bir bağlantıyla anahtarı açarsanız anahtar pili kısa devre edeceği için evet lambanız sönecektir ama pil kısa devre olduğundan bu sefer piliniz boşalmaya başlayacaktır. Siz anahtarı açtığınızda buradaki kısa devre açıldığı için lediniz yanmaya başlayacak. Siz zannedeceksiniz ki anahtar gayet güzel görev yapıyor. Halbuki arka planda pili bitiriyor. Yani şu şekilde düşünün. Ben kısa devrettim, lamba söndü. Ayırdım, lamba yandı. Kısa devre ettim, lamba söndü. Ayırdım, lamba yandı. Fakat burayı kısa devre ettiğinde işte pil o anda kendi üzerinden kısa devre olduğu için boşalıyor. O zaman ne yapmalıyım? Bir anahtarı nasıl bağlamalıyım? Bakın, bir anahtarı aynen şu şekilde bağlamalısınız. Elektrik akımı eksiden artıya doğru hareket eder. Siyah kablodan çıktı, ledin üzerinden geçti, direncin üzerinden geçti ve artıya ulaştı. Bu şekilde ledimiz gayet güzel bir şekilde yandı. Peki ben bu ledi nasıl söndürürüm? Elektrik akımının yolunu keserek söndürürüm. Gördüğünüz gibi ben burayı kestiğimde ledim söndü arkadaşlar. Bilen arkadaşlar gayet iyi bu konu hakkında bilgi sahipleridir, tecrübeleri vardır ama bilmeyen arkadaşlarım için anlatıyorum. Bilenler lütfen birazcık sabır göstersinler ve hemen manyetik sivicinde yapımına Geçeceğiz. Gördüğünüz gibi ben bu arayı açtım ve tellerin ucunu da sıyırdım. Yani izolasyonlu kısmını da sıyırdım. Bakın burayı birleştirdiğimde led yandı, ayırdığımda led söndü. Birleştirdiğimde led yandı, ayırdığımda led söndü. İşte elektrikte ve elektronikte her safhada anahtarlar bu şekilde bağlanır arkadaşlar. Hattı kesme mantığıyla hattı kestiniz, yani anahtarı açtınız, lamba söndü. Anahtarı kapattınız yani hattı birleştirdiniz. Lamba yandı. Anahtar bir devreye bu şekilde bağlanır. İşte birazdan yapacağımız manyetik sivici bu araya yerleştireceğiz. Ve manyetik sivici de bu ledi nasıl yakıp söndüreceğimizi göstereceğiz. Tabi aynı zamanda da bedavaya bir manyetik sivici nasıl yapılır onu da öğrenmiş olacağız. Evet sevgili dostlar manyetik switch için bize iki adet Küçük mıknatıs lazım. Peki bu küçük mıknatısı biz bedavaya nereden bulabiliriz? Bakın burada eski kötü e, yıpranmış bir kulaklık var. İşte bu kulaklıkların içinde şimdi açınca göstereceğim size. Şöyle hemen bakın çıkardım plastik kısmını ve içeriden hemen kulaklığın kablosunun bağlı olduğu bu hoparlöre eriştim. Küçük bir hoparlör arkadaşlar. Bu hoparlörü hemen şimdi şu kabloları da keserek ayırıyorum ve kulaklığın geri kalanıyla işimiz yok arkadaşlar. Şimdi bundan sonraki safa bu hoparlörün içerisindeki minik mıknatısa erişmekte. Hemen şuradan şöyle elinizi falan yaralamadan sevgili arkadaşlar bu hoparlörün, küçük hoparlörün Evet. Hemen bu kısmı da çıkardık. Alttan diyaframa ve bobine ulaştık arkadaşlar. Bakın onu da çıkardık. Ve gördüğünüz gibi bu arkadaki kısmın içinde hemen şu iç kısmında bakın şurada bir mıknatıs var. Bu mıknatısı buradan çıkaracağız. Bakın Hemen tornavidayı tuttuğundan zaten belli arkadaşlar. Hop. Gördüğünüz gibi bu mıknatısı buradan çıkaracağız. Yapıştırılmış bu vaziyette. Gördüğünüz gibi tık hemen açtık. Ve size çok kuvvetli. Bu mıknatıslar çok kuvvetli oluyor. Kaliteli mıknatıslar kullanılıyor. Şöyle netleme açısından elimi de arkasına koyayım. Gördüğünüz gibi küçük Güzel bir neodyum mıknatısınız oldu arkadaşlar. Parayla alayım deseniz bu mıknatısı piyasadan bulamazsınız. Bulsanız da emin olun dünyanın parasını isterler. Kulaklıktan daha fazla para ödemek zorunda kalırsınız. Ben bu şekilde başka kulaklıklardan çıkardığım küçüklü büyüklü mıknatısları elimde biriktirdim. Gördüğünüz gibi bu mıknatıstan daha küçük olanları var. Bakın şunlar daha küçük. Daha büyük olanları var ve aynı ebatta olanları var sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi bedavaya çok kaliteli güzel bir neodyum mıknatısınız oldu. Ve bu neodyum mıknatıslardan iki tanesiyle hemen manyetik sivicin yapımına başlayalım. Daha önceden hurda malzemelerin nasıl işe yarayacağını ve hurda malzemelerden neler yapılacağını dair birçok videomuz olmuştu. O videolarımızı izlemeyen arkadaşlarım da lütfen izlesinler. Çok faydasını göreceksiniz. Hiç ummadığınız malzemelerden nasıl çok faydalı ürünler, çok faydalı malzemeler yaptığımızı göreceksiniz ve size bu tarif ettiğimiz yöntemler hem para kazandıracak hem de cebinizdeki paranın kaybolmasına, yani gereksiz yere bazı malzemelere para vermenizin önüne geçecek arkadaşlar. Tıpkı bu videoda olduğu gibi onun için şimdi gördüğünüz üzere burada benim hurda malzemelerden bakın bu şekilde adaptörlerden veya başka yerlerden çıkan Bakır, alüminyum, ondan sonra çelik, demir gibi sajları, ince sajları ve e, malzemeleri atmadığım bir çekmecem var. Gördüğünüz gibi ben bunların içinde hep biriktirdim bunları. Ki lazım oluyor diye ve birazdan göreceksiniz gerçekten de lazım olacak sevgili arkadaşlar. Bakın şimdi bu malzemelerin içerisinden işimize yarayacak çok yumuşak ama Esnek bir metal parçası bulmamız lazım. Hareket edecek, mıknatısın gücüyle hareket edecek. Çok sert olmamalı. Mesela şu çok sert bir saç parçası. Siz mıknatısla da olsa bunu bükemezsiniz, çekemezsiniz ki elinize bile bayağı mukavemet gösteriyor. Yumuşak bir metal parçası. Mesela gördüğünüz gibi bakın bu olur. Gayet güzel esnek ve yumuşak bir metal parçası. Şunu bir kenara ayıralım. Başka öyle var mı? Onlara bakalım. Şu belki olur ama yine de birazcık sertliği var. Onun için hiç gerek yok. Evet bu da olabilir arkadaşlar. Ama birazcık sert yine. Şu en uygun metale benziyor. Şundan yapalım sevgili dostlar. Hemen bir parça da karşı tarafı için bir metal parçası bulalım. Evet bakın şu mesela işimizi gayet Güzel görür. Bakın bu da bir butonun altından çıkan metal parçası. Böyle bir kartın üzerindeydi bunlar. Tık tık böyle buton olarak görev yapan bir malzemenin içiydi. Bozulmuş. Ben de bunları sökmüşüm üzerinden. Ki günün birinde lazım olur diye. Ki gerçekten de lazım oluyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi onu kullanacağız. Hemen şu fazlalık malzemelerimizi atalım. Bir kenara. Bize ee, ince bir karton gibi bir malzeme lazım olacak. Şu aslında olur ama hala kalın gibi. Bir bakalım şöyle arka tarafından birbirini ne derece kuvvetli çekebiliyor. Sanki çok da kuvvetli çekmiyor gibi bu kalınlıktan dolayı ama yine de yeter gibi arkadaşlar ya. Deneyelim, deneyelim. Evet. Deneyelim bakalım olacak mı? Hemen bu malzemeden bir parça keseceğim. Evet. Ve geri kalanıyla işimiz yok. Onu ayıracağız. Şu malzemeyi buraya bir tutturalım yapıştırıcıyla. Şimdi hemen biraz yapıştırıcıyla bu malzemeyi buraya tutturacağım. Evet şimdi bu kısmı hazırladıktan sonra biraz önceki o bulduğumuz metale gördüğünüz gibi mıknatısımızı hemen şu şekilde yapıştırıyoruz. Bakın burada metalde bir eğim verdim ben. Hafiften kabarık duruyor. Yani şöyle bu şekilde. Gördüğünüz gibi mıknatıs birazcık yüksek kalmasına sebep oluyor. Onun için mıknatısın denk geldiği yere bir delik açacağım. O da şu malzeme kalın bir malzeme. Onun için mıknatıslar etkili bir şekilde birbirini çekemeyebilir. Ondan dolayı mıknatısın denk geldiği yere bir delik açacağım ki rahatlıkla çekip birbirini bu anahtarların kapanmasını sağlasın arkadaşlar. Hemen bu delik delme işini yapalım. Bir işaret koyalım şöyle tam oraya. Kusura bakmayın. Kamera değişikliğine gittik birazcık. Bakın delik kısmını hallettik ve şimdi buradaki mıknatısımızı sabitleyeceğiz. Daha sonra da hemen şu şekilde yerleştireceğiz mıknatısımızı bir sabitleyelim arkadaşlar. Mıknatıs kısmı tamam. Şimdi Bakın bu mıknatısı deliğe gelecek şekilde de bu şekilde bastırarak bakın yerleştireceğim. Fakat isterseniz şurayı birazcık bir zımparalayayım. Ondan sonra temizleyeyim. Ondan sonra devam edelim. Çünkü ne olur ne olmaz. Burası temas etmeyebilir. Ee, ondan dolayı burayı bir zımparalayalım. Temizleyelim. Sonra devam edelim. Zımparayla temizleme işlemimiz de tamam. Gördüğünüz gibi zımparaladık ve orayı gayet güzel temiz bir hale getirdik. Gördüğünüz gibi hemen şu şekilde mıknatısım deliğe denk gelecek ve sürtmeyecek şekilde metalimi yerleştiriyorum ve bu metal parçayı da kenarlarından yine alttaki malzememi yapıştırıyorum arkadaşlar. Malzeme hazır. Bir ölçümlerimizi yapalım. Evet, gayet güzel temas ediyor. Bu şekilde hazırladıktan sonra şimdi test edebilmek için hemen kablolarımızı gerekli yerlere lehimleyelim. Bakın. Bu kabloların birini birinci metale, ikinci öbürünü de diğerini de ikinci metale lehimleyeceğim arkadaşlar. Tabii öncelikle bunları bir lehim kaplayalım birinci kablomuzu getirip hemen manyetik sivicimizin şu metaline lehimleyelim arkadaşlar. Evet bu gayet güzel tuttu. Diğerini de getirip hemen diğer alt kısma koyduğumuz metale lehimleyeceğiz. Ve lambamız zaten gördüğünüz gibi hemen yandı sevgili arkadaşlar. Bakın lambamız hemen yandı. Şimdi diğer küçük mıknatısımızı devremize yaklaştırdığımızda mıknatısımıza gördüğünüz gibi lamba söndü. Bunu daha iyi görebilmeniz için şöyle tutayım. Lamba yanıyor. Mıknatısı yaklaştırıyorum. Söndü gördüğünüz gibi. Çektim yandı. Yaklaştırdım söndü. Manyetik sivicim gayet güzel çalışıyor ve lambayı yakıyor gördüğünüz gibi. Mıknatıs yaklaştığında bakın şu alttaki plakayı tutmam lazım yoksa o da kalkıyor. Hemen lamba söndü gördüğünüz gibi. Çektim yandı. Yaklaştırdım söndü. Çektim yandı. Yaklaştırdım söndü. İşte bu yaptığımız manyetik sivici bir dolabın bir kapağın üzerine o şekilde yerleştirmelisiniz ki mıknatıslar birbirini gördüğü zaman Lamba sönmeli aynen burada olduğu gibi bakın. Mıknatıslar birbirini görmediği zaman lamba yanmalı. Yani dolabın kapağı kapalı şu anda lamba sönük. Dolabın içi aydınlanmıyor. Dolabın kapağını açtınız. Mıknatıslar artık birbirini görmüyor ve lamba yandı. Biraz daha şöyle yaklaştırmak istiyorum görebilecek misiniz? Hatta şu lambayı bir masa lambamı bir söndüreyim daha rahat görün. Gördüğünüz gibi Manyetik switch kapalı şu anda. Devre tamamlanıyor. Ve ledimiz yandı. Bakın diğer mıknatısımız da karga burnunun ucunda. Yaklaştırıyorum. Gördüğünüz gibi lamba söndü. Bu manyetik sivici herhangi bir dolabın kapağına ya da bir kapının e, pervazına yerleştirdiğiniz zaman mıknatısları öyle bir ayarlamalısınız ki birbirini gördüğü zaman lamba sönmeli. Yani dolabın kapağı kapalı şu anda. Dolap içi aydınlatma çalışmıyor. Siz kapağı açtınız. Mıknatıslar artık birbirinden uzaklaştı. Ve dolap içi aydınlatma lambanız yandı. Bakın şu anda herhangi bir temas yok arkadaşlar. Mıknatıslar herhangi bir birbirine temas etmiyor. Ya da ben manyetik sivice temas etmiyorum. Mıknatısı uzaklaştırdım. Lamba yandı. Mıknatısı yaklaştırdım. Tam yerini bulmanız lazım. Bulduğunuz zaman lamba söndü. Gördüğünüz gibi manyetik sivicimiz gayet güzel çalışıyor ve gayet de kullanışlı oldu sevgili arkadaşlar. Evet sevgili Kaya Lc kanal takipçileri bir manyetik sivicinde bedavaya nasıl yapılacağını bu videoda öğrenmiş olduk. Nasıl kullanılacağını da öğrenmiş olduk. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi duyuyorsanız ve merakınız varsa lütfen kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda yeni bir projede görüşünceye dek hoşçakalın.